Şimdi değişik bir sana benim şimdi Murat Sarısoy'un değişik hipotezlerinden biriyle karşı karşıyayız, değil mi şimdi yeniden? Yani ne anlatmak istiyor bu adam? Şair burada ne demek istedi? Kokpit içi düşündüğünde iletişimde sabrın önemi, sabrın sürdürülmesinde iletişimin önemi. Bunlar neyse birbirine bağlı. Sinerji varsa oturduğun yerde birinci olarak sıkılmayacaksın. Sadece yan taraf değil, daha bunun arkada kabini var, kabin amiri var, kabin memuru var. Anlatabiliyor muyum? ATC'si var. Yeri zamanı geldiğinde teknikle iletişimin var. Değil mi? Ha, Ünich takımının ön kapağı kapanmıyor mesela bir tanesi. Sağ ya da sol. Ön tekerin bir şeyi kap. Hadi bakalım ne oluyor? Dört turlamaya başladınız. Turnaround yapıyorsunuz. Gideceğiz mi, döneceğiz mi? İneceğiz mi, şey yapacağız mı? Ne yapalım? Yakıt mı boşaltacağız? Hı? Koca uçak. Yeni kalktık. Her bunun videosu mesela. A340'ın pilotu şeyle konuşuyor, Türk İş Teknik'le konuşuyor. Uçak bu arada daireler çiziyor Marmara Denizi üstünde. İndik indik bilmem ne, meşhur Dalim Aykın arızalarından biri. Var ya, efsanevi. Teknik'le konuşuyorlar bu arada. Aç kapa, onu indir, bunu kaldır, onu aç, onu kapa, tekrar aç, tekrar kapa. Sabır, nasıl bir sabır var o konuşmada? İzlemeni tavsiye ederim. Türk İş Teknik'le, yani A340 pilotu Türk İş Teknik'le konuşuyor diye bir video, öyle hatırlıyorum ben bunu. Sabır. O hikayede orada o mesela yani. Bir sürü kapı türlü kapatmıyor kapağın bir tanesini. Ne yapıyoruz? Dumping mi yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapıyoruz yani? Hı? Bir yandan sabır, sürekli bir sabır var orada, sürekli açıyor, tekrar kapıyor, tekrar deneyin, tekrar resetleyin, tekrar de bir daha deney diyoruz. Bir ara artık geliyorlar adama en son konuşmada ya. Yeter lan, ne yapacaksak söyleyin artık. Yani şimdi bunlar nedir? Bunlar hep düşündüğünde hazır olunması gereken ve bunlar hepsi sabırla ve iletişimle bağlantılı şeyler. İletişim neden önemliymiş efendim? Ne olurmuş? Alt tarafı bir iş yapıyormuşuz. İletişimden kaynaklı kazaları ne yapacağız? Arada bir kaza olur lan, yani ne olacak ki? Öldürürüz 300 kişiyi. Gömeriz milyonluk uçağı. Tenerife'nin içinde çok başka, bambaşka bambaşka boyutlar var ama artık Tenerife sakız oldu, artık ağdalandı, artık klişe oldu, sıkıcı oldu. Gerek yok yani. Kimse Tenerife konuşmak istemiyor zaten artık. Kimse Tenerife'den bahsetmek istemiyor. Tenerife şişti herkes yani. Mülakatçılar bir yere, o koltuğa oturanın Tenerife anlatmasından dolayı kafayı yiyecek hale geldiler yani. Şimdi bence orada zaten düşündüğünde saatler boyunca aynı konsantrasyonda, aynı kalitede aynı işi yapmanın yolu sabırlı olmaktan geçiyor. Sabırlı olmanın yolu dürtüsel olmamaktan geçiyor. Niye sen habire bu dürtüselliğin altını çiziyorsun? Kımıl kımıl olmayacaksın. Yani göreve aktaracaksın bütün enerjini. Bu arada yanındakiyle de, kaptanın olsun, F10 olsun, çok iyi bir iletişim olacak. Liderlik kimi zaman düşündüğünde nedir? Liderlik kimi zaman yöneticilik vasfını geri çekip, üstlüğünü geri çekip, aynı seviyeye inip bir yandan da düşündüğünde durumu sakin kafayla değerlendirmek, sıkıntılı, huzursuz, sıkıcı anları bir yandan da keyifli hale getirmektir liderlik. Lider bütün uçuş boyunca ben liderim pozisyonuna böyle uçacak mı? Ben liderim. Uçuşun lideri benim. Sen Efos'un. O mu yani? Orada çok
Operasyon bir kere büyük. Operasyon sadece senin uçağından, sadece senin kokpitinden ibaret değil ki. Devasa bir operasyonun bir parçasısın düşündüğünde yani. Ona uyum sağlamak sabırlı olmaktan geçiyor. Sakin olmaktan geçiyor. Sabırlı ve sakin olduğun sürece, dürtüsel olmadığın sürece iyi de bir iletişim kuracaksın. Tane tane, net ne amacımız ne, neyi amaçlıyoruz, beklentimiz karşılıklı nedir? Niye soruyoruz? Do you read me? Niye soruyoruz? Do you read me? Do you read me? Read me? Anladın mı kardeşim? Yani anlıyor musun beni? Yani bu yüzden de senin bu anlamda bir kere her şeyden önce bir şeyi anlatırken, özellikle mülakatta, çok sakin, tane tane, kendinden emin. Çünkü bilgi aktarmıyorsun. Bak bu giriş sorusu mesela şey değil. Bilgi aktaran bir soru değil. Kendinden bahsediyorsun. Ne yaptın bu zamana kadar? Hangi uçuş okulundan hangi eğitimleri aldın? Ne kadar sürede bitirdin? Ne kadar PIC'in var? Ne kadar simülatörün var? UPRT'in var mı? Yok mu? Tipin var mı? Yok mu? Neden var? Neden yok? Varsa neden ihtiyaç duydun? Yoksa neden ihtiyaç duymadın? Tane tane, kelime kelime anlatacaksın. Bir kere sen zaten şu an hazırda pilotsun. Adam seni istihdam edecek. Sen kadet değilsin ki. Kadet grupta da çok tatlı, çok keyifli, çok düzgün, çok iyi pilot olacak çocuklar var. Onlarla yan yana uçacaksınız. Bazılarını düşündüğünde okullulardan daha çok seveceksiniz yani düşündüğünde. Üniversitesinden mezun, fakültesinden mezun olanlardan. Ya da kendi grubunuzdan. Çünkü TAF'a çok iyi eğitim veriyor. Zaman içerisinde kaynaşacaksınız düşündüğünüzde. Ama sonuçta sen line'a geçene kadar da bir profil çizmen lazım. Adam seni nasıl düşündüğünde değerlendirecek, nasıl anlayacak? Çizdiğin profile bağlı olarak anlayacak. O profili çizmen lazım. Profili çizerken sıkıntı nerede? Bir anda bir paniğe kapılıyorsunuz. Kendimi nasıl anlatacağım ben? Birader biz seninle CRM çalışmadık bile doğru düzgün. Kaç seans yaptık düşündüğünde? Yani birkaç tavsiyeyle. Bir görüşmede oradaki tavsiyelerle sen CRM'i geçtin zaten. O zaman sen zaten... Evet. Evet. Bak net olarak sormuş sana işte. Liseden itibaren anlatır mısın demiş. Yalnız çok ilginç. Ben sana bir şey söyleyeyim. Liseden itibaren anlat demene rağmen ben küçüklüğümden beri diye söze başlayanlar var biliyor musun? Başlıyor. When I was younger so much younger than today şeklinde. Çok ilginç. Şimdi açık ve net iletişimi bloke eden şey ne biliyor musun? Kişilerin karşı tarafın ne dediğini, ne sorduğunu, ne anlatmak istediğini dinlemek, anlamak yerine kafalarındaki benzerlerini anlamaları dinlemeleri. Atıyorum bak konuyla alakasız bir şey. Ama insanlar arası iletişimin aslında ne kadar kötü olduğunu gösterir bir şey. Soruyorum diyorum ki eşini neden tercih ettin? Bla 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 bla. Eşinle evlenmeyi peki neden tercih ettin diyorum. Aynı şey değil mi diyor.
Birinde kız arkadaş, sevgili olarak görüyorsun, beğeniyorsun, hoşuna gidiyor. Birinde evli, onunla evlenmeyi tercih ediyorsun. Kız arkadaşken fatura yok, şey yok, en güzel restoranda, en güzel halinle, en tıraşlı, en bakımlı halinle şey yapıyorsun. Evliliğin içine girdiğince gazı, tozu, sorunu, faturası, kaynanası, kayınvalidesi, çoluğu, çombala, bilmem nesi, komşusu, ıvırı kıvırı, iş yerinin seni evli olarak görmesi, onlar devreye giriyor. Aynı şey değil bak. Pilot olmakla, bir hava yolu pilotu olmak da aynı şey değil. Yani diyor ki ne farkı var? Ben zaten pilot oldum. Tamam, doğru. E sınıfı ehliyetim olabilir. Aldım attım bir köşeye. Otobüs şoförü müyüm ben şu an? Evet. Aynen, şimdi artık line pilotu, hava yolu pilotu olmaya karar verdik. O olacağız. O yüzden de düzgün, makul, mantıklı, sakin bir şekilde introduction'ı yaptıktan sonra gerisi kendiliğinden gelecek. CRM'i geçtiysem bunu da geçersin.